Hangi yere gidiyoruz, elimiz yanıyor babacan ya. Allah yardım etsin fakir fukaraya ya. Yani bir domatesten 3-4 tane aldım. 16-17 lira tuttu. 33 lira olmuş kilosu. Ramazan'ın başlamasına günler kala Gaziantep'li vatandaşları heyecan sardı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de satışa çıkmaya başladı. Zincir marketler farklı boyut ve sayıda ürün içeren kolileri satışa çıkarırken gıda fiyatlarında izlenen yükseliş Ramazan kolilerine de etkiledi. Ramazan kolisi fiyatları geçtiğimiz yılın Ramazan ayına göre %100'ün üzerine çıkarak rekor kırdı. Ramazan ayının başlamasına günler kala vatandaşı heyecan sararken koli içerisine girecek olan malzemeler de bütçeye göre şekilleniyor. Haliyle gıda fiyatlarındaki yükselişten dolayı merak konusu oldu. Şimdi yanımızda market işletmecisi Savaş Bey var. Bizlere detaylı bilgileri o verecek. Merhabalar. Bizim de geçen sene iki tip Ramazan kolisi yaptık. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Büyüğü genelde sanayiciler tercih ettiler yardım için. Bunun içinde 4 tane bizim ürünümüz var. Geçen sene 420 lira olan ürünü bu sene 545 liraya. Küçük koli. Küçük kolide de daha çok bireysel yardım yapmak isteyenler. Onun içinde çeşit daha fazla oluyor. Bu da geçen sene 250 bantındayken bu sene 420 liradan satışa sunuldu. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yok maalesef. Neden yapmadınız? Yani maddiyat maalesef ki. Peki alırsanız, alacak olursanız ilk sırada önceliğiniz ne olur? Ne alırsınız? Vallahi alacak şey belli zaten. Yağ, yumurta, kahvaltılık malzeme. Böyle gram gram, iki tane, üç tane. Çocuk gülüyor artık, ben gidip almam diyor. Dalga geçiyor. Yapacak bir şey yok mecburen. Yok yok. Nerede hani? Nerede? Neden yapmadınız? Bir para yok ki. Bir aile, emekli aileyle nasıl geçineceksek? Ev kirası olmuş 3-4 milyar. Peki alışveriş yapacak olsanız ilk alacağınız şey ne olur? Vallahi eve peynir, zeytin. Bir kilo peynir olmuş 180-200 bin liraya. Bir kilo et olmuş 220 bin lira. Çay 260 bin lira. Hadi bakalım pirinç olmuş bilmem ne kadar. Yağ olmuş ne kadar. Bu fakir fukara ne yapacak anacığım? Asgari ücret. Asgari ücret 8 bin lira olmasaydı, 4 bin lira olsaydı bu zamlar olmasaydı. Bu kolinin içinde küçük olanlarda makarna, pirinç, fasulye, çay, şeker, zeytin. Büyük ambalajlar biraz daha ucuz oluyor. İşin açığı o. Zaten gördüğünüz gibi az önce fiyatları söyledim. Büyük koli ile küçük koli arasında küçük ambalajdan kaynaklı bir fiyat farkları oluşuyor zaten. Ramazan'a özel mesela bu kolilerde neler var? Sahurda. Çadırda yaşayanlar var, konteynerde yaşayanlar var. Bunun için zaman ayıramayacaklar için şöyle küçük şeyde bir ekmek, peynir, domates, işte temel bal, zeytin, çikolata gibi şeyleri koyduk. Bir de bunun içine meyve olarak muz düşünüyoruz. Bağlıdır alamak. Alacak olsanız peki neler almayı düşünüyorsunuz? Önceliğiniz ne olur? Ya alacak olsak bile ufak tefek şeyler alırız. Başka büyüklere gücümüz yetmiyor. Ramazan alışverişine başladınız mı? Evet. Neler aldınız peki? Ya işte biz de kol aldık ya. Bir kolu ya da kendi kendimize. He. Sizler neler aldınız? Vallahi her şeyi aldık işte. Yiyecek her şeyimizi aldık Allah'a şükür. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi. Hiçbir baharlık bir şey yok. İçinde neler var? Şekerden tut, pirincinden tut, makarnasından tut, peynirinden tut her şeyi var. Vallahi her şey pahalandı. Her şey %300 zam geldi zaten. Uygun bir şey yok ki, her şey pahalı. Ramazan kolisi aldığım zaman ne alacağım? İşte bulgur, simit, pirinç, fasulye, yağ, cep yakıyor da nasıl?